Bismillahirrahmanirrahim. Kasasun Nebiyyin videoları. Hud aleyhisselam. Hud er-Rasul 5. alt başlık. Ve erade ve irade etti. Allahu Allah en yursile göndermeyi irade etti, istedi. İlâ adin ad kavmine ne göndermek istedi? Rasulen bir elçi göndermek istedi. İnne Allahe şüphesiz ki Allah la yerva razı değildi li ibadihi kullarından. Niye? El küfür, küfürleri sebebiyle. El küfür, küfürlerinden razı değildi. İnne Allahe şüphesiz ki Allah la yuhibbu sevmiyordu el fesade fesadı fil erdi yeryüzünde fesadı da bozgunluğu da istemiyordu. Ve kâne adun ad kavmi idi la yestaimiluna kullanmıyorlardı, kullanmak istemiyorlardı. Ukulehum akıllarını. İlla ancak akıllarını kullanıyorlardı. Nerede? Fil ekli yeme işlerinde, yemeklerde ve şurbi ve içme işlerinde. Yemekte ve içmekte akıllarını kullanırlardı. Ve daha ellehvi boş işlerde kullanırlardı. Ve la'ibi ve oyun işlerinde ve bina'il buyuti ve buyut yani evleri bina etmek, ev yapmakta da akıllarını kullanmaktaydılar. Fakat şüphesiz fesedet fesad olmuştu, bozulmuştu. Ukuluhum onların akılları. Li'ennehum çünkü onlar la yestamilune kullanmak istemiyorlardı. Ha akıllarını fiddini din konusunda. Ve kâne ve idi adun ad kavmi ukalâ akıllıydılar, bilgeydiler fi dünya, dünya konusunda, dünyaya dair dünya işlerinde akılları çalışıyordu ama egbiyâ akılları çalışmıyordu, aptaldılar fi dini, din konusunda akıllarını kullanmak istemiyorlardı. Ya'budûne kulluk ediyorlardı el-hicârete taşlara ve lâ yakılûne akletmiyorlardı. Şey bunun üzerine erade, irade etti. Allahu Allah en nürsile göndermek ileyhim onlara ne göndermeyi istedi? Rasulen bir elçi göndermeyi irade etti. Niye? Yehdihim onları hidayete erdirecek bir Rasul, bir elçi göndermeyi irade etti. Ve erade Allahu ve Allah irade etti. En yekuna olmasını hâder Rasulü bu Rasulün min enfusihim kendi içlerinden olmasını irade etti. Ya'rifunehu onları onu tanıyacak. Ya'rifune tanıyacaklar hu onu ve yefhemune ve anlayacaklar kelamuhu onun kelamını. Kelamını anlayacaklar ve onu tanıyacaklar. Bu yüzden içlerinden birisini göndermeyi irade etti. Kâne idi Hudun Hud. Hud neydi? Zâlike rasûle. İşte bu Rasul Hud idi. Vulide doğdu fi beytin bir evde. Öyle ki şerifin kıymetli bir evde doğdu. Nerede? Fi adin ad kavminin içinde şerefli bir evde doğdu. Ve neşe eve büyüdü alâ aklin ve salâhin. Akıl ve salâh üzere de büyüdü, yetişti. Da'vetu Hud. Hud aleyhisselamın daveti. Kavmini, topluluğu İslam'a davet edişi. Ve kâme Hudun ve Hud fi kavmihi kavmini yed'u davet etti. Yegulu şöyle diyerek. Ya kavmi ayet burası. Ey kavmim u'budu kulluk edin Allah'a. Allah'a kulluk edin. İbadet yapın. Malikum sizin için yoktur min ilahin bir ilah ki gayruhu ondan başka. Kendisinden başka sizin bir ilahınız yoktur. Ona kulluk edin demiştir. Ve gâli Hudun, Hud şöyle de demiştir. Ya kavm, ey kavmim, keyfe nasıl ta'budune kulluk ediyorsunuz? El hicârate, şu taşlara. Nasıl ibadet ediyorsunuz da? Ve lâ ta'budune kulluk etmiyorsunuz. Ellevî o Rabbe ki halega yarattı kum sizi. Sizi yaratana değil de şu taşlara nasıl ibadet edersiniz diye onlara soru yöneltti. Ya kavmi, ey kavmim, hadihil hicaratu, işte şu taşlar var ya, elleti o taşlar ki,
Nehettumu biz yaptık. Yani siz yaptınız. Ha onları emsi dün. Keyfe nasıl te'budune kulluk ediyorsunuz? Ha onlara el yevme bugün. İnnallâhe şüphesiz ki Allah halaka yarattı kum sizi ve razaka ve rızık verdi kum size ve bâreke ve mübarek kıldı lekum sizin için. Mübarek kıldı, arttırdı. Filemvali mallarda, velevladi çocuklarda da sizi mübarek kılmıştır, üstün kılmıştır. Vel hersi ekinlerde ve nesli nesillerde sizi mübarek kıldı. Ve ceale ve yaptı kum sizi hulefâe, halifeler yaptı. Min ba'di kavmi Nuhin, Nuh'un kavminden sonra sizi halife seçti. Ve razaga ve rızık verdi kum size kuvveten, kuvveti fil cismi bedenlerinize. Bedenlerinizi gücü de rızık olarak size veren yine O'dur. Kâne min hakkı hâzihin ni'mi. Bu nimetlerin hakkı da nedir? En te'budu Allah'a. Allah'a kulluk etmektir. Ve la te'budu gayrahu. Ondan başkasına kulluk etmemektir. İnne şüphesiz ki hazel kelbe şu köpek bile ellevi o köpek ki termuna siz atıyorsunuz ileyhi ona bi azmin kemik. Şu kemik attığınız önüne kemik attığınız köpek bile la yufarigu fark yoktur beytikum sizin evinizden yani evinizden ayrılmıyor. Yebta'udu ve yetbe'ukum ve tabi oluyor. Kum size kezzilli karanlık gibi. Sizi takip ediyor. Yetme'u takip ediyor o köpek. Kum sizi kezzilli karanlık gibi. Gölge gibi yani. Gölge gibi peşinizden ayrılmıyor. Ona kemik verdiniz. Bir değer verdiğinizi gösterdiniz. Köpek bile sizin peşinizden ayrılmıyor. Eferaeytüm. Gördünüz mü kelben bir köpek ki yetruku terk ediyor, bırakıyor, ayrılıyor. Seyyidehu sahibinden ve yezhebu ve gidiyor ila gayrihi başkasının yanına gittiğini gördünüz mü? Görmediniz. Everaeytüm siz gördünüz mü? Hayvanen hayvanlar canlılar ki ya'budu kulluk ediyor haceran taşa. Taşa tapan bir köpek gördün mü? Everaeytüm siz gördünüz mü? Hayvanen hayvanlar ki yescüdü secde ediyor lisanemin puta. Puta tapan, secde eden, ona kulluk eden bir hayvan gördünüz mü? Görmediniz. Öyleyse siz insanlar hayvanlardan daha mı aşağısınız ki böyle yapıyorsunuz diyecek. Helil insanu insan mıdır ezellü daha aşağılık mıdır minel hayvani hayvanlardan? Em yoksa hüve o insan ecellü daha değerli midir minel hayvani hayvanlardan? Ki köpek bile bunu yapmazken siz yapıyorsunuz diyor. Yedinci alt başlık cevabul kavmi kavmin cevabı cemaatin topluluğun cevabı. Kânel kavmu kavim idi fi şugulin bir meşguliyet içerisindeydi. Minel ekli yemeğe dair ve şurbi içmeye dair ve lehvi boş işlere dahil. Vellaibi ve oynamaya dair. Oyun, boş iş, yeme, içme, kavim bunlarla meşgul. Fakat şüphesiz ki razu, onlar razıydılar, mutluydular. Bil hayati dünya, dünya hayatıyla gayet memnundular. Ve itme'ennu biha ve onunla tatmin oluyorlardı da. Daha fazlasının peşinde değillerdi. Çünkü dünyada işler tıkırındaydı. Vaga sıkıldı. Kalbuhum onların kalbi. Bir kelami Hud'un, Hud'un kelamı sebebiyle, Hud aleyhisselamın bu uyarısı, vaazı sebebiyle kalpleri sıkıldı, darlandı ve gale ve dedi, ba'zuhum o kavmin bir kısmı ne dedi? Li ba'zın diğeri için, diğer bir kısmı için şöyle dedi. Ma yugul Hud, bu Hud ne diyor? Mazane yuridu istiyor Hud'un Hud. Ne istiyor Hud? Nahnu biz la nefhemu anlamıyoruz kelamehu, onun söylediklerini. Biz anlamıyoruz. Galu diğer bir kısmı da cevap olarak şöyle dedi. Sefihun yani sefihtir kafasında problem vardır. Ev veya Mecnun'un veya daha ileri seviye bir problem var. Mecnun deli demek. Sefih de akıl bulanıklığı yaşayan kişi. Zekası kıt yani.
Lemma da'ahum onları çağırınca, davet edince kim? Hudun Hud merraten uhra. Merraten uhra bir kere daha, bir başka kere daha, ikinci kez daha çağırınca kâle dedi eşrafu kavmihi kavminin ileri gelenleri şöyle dedi ayetine. İnna şüphesiz ki biz le elbette nera görür ke seni fi sefahetin bir yani ne diyelim akılsızlık içerisinde görüyoruz. Ve inna ve yine şüphesiz ki biz le elbette nezunnu zannediyoruz. Eminiz ki ke sen minel kâdibine yalancılardan birisin. Yalancılardan olduğunu düşünüyoruz. Kale dedi ki Hud aleyhisselam ya kavmi ey kavmim leyse bi bende yoktur sefahetün bir bunaklık yoktur. Velakinni fakat ben Rasulün bir elçiyim. Kim tarafından gönderilmiş? Min Rabbil alemine. Alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim dedi. Ve Ubellihu ayetine devam ediyor. Ubellihu ben tebliğ ediyorum, bildiriyorum. Kum size neyi? Risalati Rabbi, Rabbimin risalelerini sana, sizlere bildiriyorum. Ve ene ben lekum sizin için nasihun emin, güvenilir bir nasihatçıyım dedi. Ve derken 8. alt başlık Hikmetu Hudin. Mazale devam etti Hudun Hud yunsahu li kavmihi kavmine nasihat etmeye devam etti ve yed'u ve çağırdı hum onları bir hikmetin hikmetle beraber çağırdı ve rifkin ve yumuşak huylulukla birlikte onları çağırdı onlara kaba davranmadı. Gâle Hudun Hud şöyle dedi. Ya kavmi ey kavmim ene ben ehukum sizin kardeşinizim ve sadigukum ve sizin arkadaşınızım bil emsi dün. Dün böyleydim. Ela ta'rifune tanımadınız mı neyi beni? Ya ihvani ey kardeşlerim limaza niye tehafune korkuyorsunuz? Çekiniyorsunuz neyi benden? Ve tefirrune ve niye kaçıyorsunuz minni benden? İnni ben hani biliyorum mala çok sevdalısınız bu yüzden la enkusu azaltmayacağım min malikum sizin malınızdan şeyen herhangi bir şey. Bu yüzden bunu beyan da etmiş olayım. Yine ayet geliyor. Ya kavmi ey kavmi la eselu ben istemiyorum. Kum sizden aleyhi malen sizden bir mal istemiyorum. İn ecriye zaten mükafat diye bir şey yok ki. İlla ancak vardır mükafat kime ait? Alallahi Allah'a ait. Mükafat Allah verir. Ya kavmi ey kavmi maza ne niye tehafune korkuyorsunuz? İnşaet amentum billahi. Allah'a inanmış olsanız yani Allah'a inanmaktan niye kaçıyorsunuz? Vallahi Allah'a yemin olsun ki la tefkidune. Mallarınızdan azatmaz, mallarınız kaybolmaz. Min envalikum, mallarınızdan bir eksilme, kaybolma söz konusu olmaz. Şeyen herhangi bir şey ama ida amentum billahi, Allah'a inandığınız zaman inanırsanız mallarınızda bir eksilme, kaybolma, yok olma söz konusu olmaz. Sayılalım biraz. Bel aksine azalma şöyle dursun. Yubariku mübarek kılar Allahu Allah. Yani arttırır. Lekum sizin için fir rızkı arttırır. Ve yezidu ve yine arttırır. Fi kuvvetikum sizin kuvvetinizi de arttırır. Daha güçlü olur. Ya kavm ey kavmim limaza niye teteaccebune şaşırdınız min risaleti benim peygamberliğime elçiliğime niye şaşırdınız ki? İnna Allah'a şüphesiz ki Allah la yükellimu konuşmaz vahiden vahiden. Tek tek insanları çağırıp her birinin kulağına tek tek ben Allah'ım şunu emrediyorum diye konuşacak hali yok. İnna Allah'a şüphesiz ki Allah la yuhatibu muhatap almaz kulle ahadin her birinizi her bir kişiyi. Yegulu lehu ona şöyle diyerek. İfal yap keza şöyle, ifal yap keza şöyle diye söyleyecek hali yok. Sadralım. İnna Allah'a şüphesiz ki Allah yursilu gönderdi ile gönderir ile külli kavmin her kavme racülen bir kişi bir insan gönderir. Minhum kendi işlerinden.
Yükellimu konuşuyorum onlarla. Onlarla konuşacak kendi işlerinden birisini gönderir. Ve yansahulehum ve onlara nasihat edecek birisi. Ve kat işte şüphesiz ki ersele gönderdi ni beni ileykum size. Ukellimu ben de konuşuyorum kum sizinle ve ensahu ve nasihat ediyorum lekum size. Ne nasihat ediyorum? Araf suresi 63 ile bitirelim. Eve ecibtum şaştınız mı? Enca'e gelmesinden kum size zikrun bir zikir. Size zikir gelmesinden şaştınız mı? Zikir vahiy yani. Min Rabbikum Rabbiniz tarafından size bir zikir, bir vahiy gelmesine mi şaştınız? Ala raculin bir kişi vasıtasıyla size bunu göndermesine. O kişi ki minkum sizin içinizden birisiyle vahyin size gelmesi. Liyunzirakum sizi uyarması için içinizden biri vasıtasıyla Rabbinizden sizlere vahiy gelmesine mi şaşırdınız? Araf 63. 9. alt başlığa geldik. İman-ı Hud burada da kaldı.